Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün 12 Eylül Cumartesi. Serin bir cumartesi akşamından. Herkese hayırlı akşamlar. Bu bizim Pepe. Sakarya Taraklı'dan almıştık. Bacağı tüfekle vurularak kopartılmış. Evet, bu bizim kırpık. Arka ayağında ortopedik sorun var. Sokaklarda yanlış kaynamış. Kırılmış ve yanlış kaynamış. Bizim Bilecikli Can. Arka bacağı tümüyle parçalanmıştı. Kurtaramadık arka bacağını. Ampute edildi. Şu da Bilecikli. Koyun köyünden aldığımız. Bak, bak, bak. Sen uçan köpeğe bak. Bak, 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 bak. Hiç yaklaşmazdı fazla bu. Bunun adı niye uçan köpek? Çünkü uçuyor. Yani köpeklerin üstünden uçarak geçiyor. Değerli arkadaşlar, burası 1500 metrekarelik bir alan. Canların en büyük alanı. Sonra 600 metre. En sondaki bölme 400 metre. Sonra 100 metre. 100 gidiyor. Yavruların alanı 45 metrekare. Şurası 100 metrekare. Şurası 100. Ve şurası da 100 metrekare. Oldukça büyük. Bu bizim Sivas Divriği'den 2 yıl kadar önce tedavi aldığımız arka bacağı baltayla kesilen can. Ama şu güzelliğe bakar mısınız? Şu asalete bakın. Oh, oh. Uçan köpek, her yerimi yedin. Böyle güzel bir can. Ağaçlarımız da büyüyor yavaş yavaş. Seneye daha büyük bir gölgelik alan oluşturacak. Bu bizim badem. Bak ya. Kaçamıyorum. Hadi al. Nereye ısıracaksan. Çok tatlı bir can bu. Evet, bu bizim badem oğlan. Şurası 600 metrekare. Diğer kırıklı hastaların, yani daha önceden tedavisini yaptırdığımız kırıklı canların kaldığı yer. Şu bizim Manisa'dan aldığımız body. Body. Sırıtık body. Şu güzelliğe bakın. Bizim ponçik oğlan. Ponçik, gel. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel. 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 Bunu da İstanbul'dan korumaya almıştık. Evet, bacağı kırılan can iyileşiyor yavaş yavaş. Gel kuzum, gel, gel kuzum, gel, gel, gel. Aferin kuzuya. Bak sen, bak, bak, bak. Arka bacak. Pazar günü çıkartılacak bandaj. Şöyle diğer, henüz daha tedavisi tam bitmeyen canlar. İzmir'den tecavüz şüphesiyle korumaya aldığımız can. Ürkekti, iyileşti. Evet, burada Lady canımız var. Lady kızımız. Lady kızımız da çok ürkek. Ortopedik sorunlu. Gel kızım. Bununla çok iyi anlaşabiliyor ama maalesef çıkmıyor. Serkan Bey, bekleriz, onur duyarız. Çok sağ olun. Evet, bu da İstanbul Hadımköy'den, Arnavutköy Hadımköy'den korumaya aldığımız yine ortopedik sorunlu can. Bakın, bir başka bir ortopedik sorunluyla, yani sıkıntılıyla arkadaş oldu. Normalde geçinemiyordu köpeklerle ama o arkadaşını buldu. Gel, gel, gel kuzum, gel, gel, gel. Böyle. Şimdi onun bölmesine geçeceğiz. Lady'yi fazla korkutmayalım çünkü Lady'yi bu kadar yuvasına alıştırana kadar zaten canımız çıktı. Yani iki haftada anca o kadar yaklaşabiliyoruz. Bakın burada kim varmış. Bu canı da korumaya aldık. Bunun hikayesi biraz uzun. Şimdi anlatırsam kesin şikayet eden birisi çıkar. Hatta anlatıyorum, isteyen şikayet etsin. Belediyeden korumaya aldık arkadaşlar. Gel. Gel kuzum. Gel kuzum. Evet, bakın. Bunu belediyeden aldık. Evet, isteyen şikayet etsin. Pitbull kendisi. Gel. Gel kuzu, gel, gel, gel. İşte böyle. Alabay hanımefendi. Ve 9 aylıkmış kendisi. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Isıramazsan ben ısırırım bak bu burnunu. Çok tatlı bir şey.
Adaptasyon sorunu bitene kadar bu bölmede kalacak. Burada da bir ortopedik sorunlucam var. Bunun bacağı kırılmış ve yanlış kaynamış. Uyuzu tamamen iyileşti ama şu bacağı yapılacak bir şey yok. Bu doğuştan engelli arkadaşlar. Bir de kulaklarını da kesmişler. Şu tipe bakın. Şu tipe bakın. Senin kulağını hangi vicdansız kesti acaba? Normalde tutsa burayı kopartır. O kadar güçlü bir. Bakın 9 aylık ama benden büyük boyda. Ve bu kadar sevecen. Tabii Lady de ortopedik sorumlu. Bu kadar olabilmesi için uzun bir süre geçecek maalesef. Bu daha bir de bebek sayılır. 9 aylık daha bu. Dişlere bakın. Kuzu. Gel kuzu. Arka bacaklar bu şekilde. Yan basıyor. Evet, şu sıkıntılı canın yanına geçelim. Sözde sıkıntılı, bakın şimdi. Yanına girince ne olacak? Geliyorum. Gel, gel bak. Sıkıntısı bu kadar işte. Telefonu düşürüyorum. Gel, gel. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Gel, gel, gel. 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 Bak sen ya, gel. Aha yakaladım, aha yakaladım seni. Aha yakaladım. Bununla güreşmek akıl kârı değil aslında. Yakaladım seni, yakaladım. Isırırım bak, 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 ısırırım bak. Yok, iki ton basıyormuş, yok bilmem ne yapıyormuş, saldırganmış. Bebekten farkı yok bunun. Allah'ım, sen nasılsın ya? Nesin sen böyle? Sen nasıl bir şey çıktın? Sen nasıl bir şey çıktın? Bir tipini çekemedim şunu. İşte böyle güzel bir çocuk. Bayağı bir yordu. Kendisi hiç yorulmuyor. Hop hop hop. Hop hop. Telefonu yakaladı. Sen istedin bu güreşi. Al. Gel bakalım kuzu. Gel. Hop. Aman Allah'ım. Yakalamak ne mümkün? Bununla baş olur mu bununla? Bununla kim baş edebilir acaba? Atlayacak şimdi yine. 2 saniye durmuyor yerinde. Böyle güzel canlar bize çok denk gelmez. Yani sağlam olanlar. Bunu da sahiplendireceğiz arkadaşlar ama lütfen. İki oldu. Telefonu buradan sağ salim çıkartabilirsem ne güzel. Oh, her yerimi kemirdi. Evet, bu bizim ponçik. Buddy az önce oradaydı, şimdi burada. Bu bizim favorimiz artık. Bu bizim maskotumuz. Sırıtık Buddy. Çok tatlı bir can. Bunu da havalı tüfekle vurmuşlar. Kaçarken de araba çarpmış. Kalçasında çatlak vardı. İyileştirdik. Ama hala sakınıyor basmakta. Değerli arkadaşlar, şimdi diğer bölmelere geçelim ve yapılacak olan yerlere de geçelim birlikte. Öf, çok kötü yordu şu pitbull bizi. Evet, görüyor musunuz? Arka bacaklar bu şekilde alabayın. Ama çok masum, çok gariban bir can. Burada adapte olduktan sonra, yani adaptasyon sorunu geçtikten sonra bu tarafa alacağız. Şanslı kız.
şey Nazlı, pardon, Şanslı ile Nazlı diye hep karıştırıyorum. İkisi çünkü anne oğul, kardeş gibi bir şeyler, ondan dolayı karıştırıyorum. Evet, az sonra barınağın öbür tarafına geçeceğiz. Ancak buraları bir dolaşalım. Evet, burada diğeri. Buraya girmek de pitbull'un yanına girmek gibi bir şey ama hadi bakalım. Evet, burayı sulaya sulaya sonunda yeşillendirdik. Sırtıma çıktı. Üzerinde geliyor, görüyor musunuz? Barınan, of. Şuradan itibaren buraya kadar sırtımda geldi ya. Dur. Dur, dur, yıkacağım şimdi, dur. Dur. Her yerimi ısırdı. Ah. Bacaklarımı, maçaklarımı hep ısırdım. Dur. Senin hakkından o gelir. Allah'ım ya Rabbim, dur 2 dakika. Hop, 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 tamam, tamam, dur. Dur, dur, dur 2 dakika, dur, 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 dur. Bakın bunun tüy yapısı çok bozuktu. Yaklaşık 1 ay oldu herhalde bize geleli. 1 aydır. 1 ayda bu hale geldi. Dur. Bir de bu hale geldi. Nasıl oldu bu? Nasıl yaptık biz seni böyle? Köpek balığı seni. Dişledi. Dişledi bir sefer. Evet. Her yeri ıslaya ıslaya, sulaya sulaya her gün bu şekilde... Of. Artık karışmıyorum, tamam. Artık bir şey demiyorum. Ne yapıyorsan ya. Isırıyor ya. Tam bacağım ısırdı. Evet, bu taraf ve bu taraf tümüyle delik deşik olmuş durumda. Dur, dur, dur. Hakikaten ısırıyor. Şaka maka değil. Isırıyorsun ama ciddi ciddi. Kızım ilgilensen onunla. Geliyor, yine geliyor. Hop! Yavaş dur. 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 Evet, kaçtım. Oh. Evet. Bu da güzel oldu. Ciddi ciddi ısırıyor. Evet, burada 2 tane tikli cam var. Bunlar en sakinleri. Gençlik hastalığı atlatmışlar ve böyle tik kalmış. Bunlar artık ömür boyu bizim himayemize kalacaklar. Çünkü kendisini zaten tutamıyor. Yani hiç kimse de sahiplenmez bu canı. En yakın arkadaşı bu ortopedik sorunlu ve tikli can. Karabaş'la. Güzel kızımız. Çok iyi arkadaş. Evet, bir diğer çılgın akyurtlu fındık. Bu daha deminkinden daha kötü ısırma konusunda. Burada kör canımız var. 2 gözü kör. Burada Moby Dick var. Bir tek kendisiyle anlaşabiliyor. Burada Çanakkale'li var. Kurşun asker. Kurşun asker tüy döküyor şu an. Evet, 3 bacaklı ve Çanakkale'li canımız. Her yerim şu an delik deşik. Şurayı bir yeri de ısırdı. Çok kötü. Kuzum. Değerli arkadaşlar, şimdi diğer alana geçiyoruz. Yani yapımı devam eden, inşaatı devam eden bölmelere. Şuralar. Şu. Her şey şunun başının altından çıkıyor. Evet, barınağımızda hiçbir can küçük küçük bölmelerde değil. Hepsinin koşup oynayabileceği alanlar var bu şekilde. Zaten bunlar travmalı hayvanlar. Bunları bir de küçük alanlara koyarak burada eziyet etmek mantık dışı. Bunlar zaten barınağın efesi.
Evet, tedavisi devam edecek olan hayvanlar için bölmeler yapılıyor. Buranın sıvası yarın yapılacak. Sıvalara başlanacak. Bunlar betondan olmak zorunda arkadaşlar. Zemin, hatta bu zemin fayansla da kaplanacak. Bu body. Bu da ponçik. Yakın bir zamanda bu alanı buraya tedavi odası, veteriner hekim odası gibi odalar yapılacak. Bu resmi barınaklarda olması zorunlu alanlar. Burası tedavisi devam eden kedilerin bölümleri ve tedavisi biten kedilerin bölümü. Şuradan itibaren olacak. 300 metre, 318 metrekareye yakın bir yer. Bu yol düzeltildi. Şuraların tesvirleri falan yapıldı. Yani bu alan böyle tümüyle tedavisi biten kedilere ait olacak. Tedavisi biten hayvanların, ya kedilerin toplam alanı arkadaşlar 318 metrekare. Evet, burası barınağın sonu artık. Buraya duvar örülecek. Açıldı burası. Lento yeri açıldı yani. Bu kısma böyle duvar örülüp burası da kapatılacak. Şöyle duvar örülecek yani. Barınağın asıl alanı burası. Tedavisi biten hayvanların hepsi arka tarafta. Bu kedilerin alanlarında ısıtıcı olacak arkadaşlar. Kışın ısıtma sistemi de olacak. Daha çok işimiz var. Bu yola bordür döşenecek. Şu lentonun olduğu yere. Bu lentoyu biz dökmüştük. Bu baştan sona 80 metre. 80'de burada 160 metre bir yer var. Buralara da bordür döşenecek. Burası çiçeklendirilecek. Bu bölmeler. Hemen şu kenarı da çiçeklendirilecek. Yani çiçekli bir yoldan geçmiş olacaksınız kedilerin alanına. Barınağın asıl alanında, yani bu kısmında daha çok işimiz var. Barınak iki parça halinde. Birisi asıl alan, birisi de tedavisi biten ve rehabilitesi devam eden hayvanların alanı. Evet, burası. Tedavisi biten ve rehabilitasyon devam eden hayvanların alanı burası. Tümüyle. Bu da bizim Muğla'lı kedimiz. Burnunda kocaman yumruk kadar bir tümör vardı, yaklaşık bu kadar. Burun delikleri yok arkadaşlar. Tümörden dolayı erimişti. Onun yerine yapay burun deliği yapıldı. Yani boru var yani burnunda. En yakın arkadaşı şu ikisi, şu iki tikli can. Bununla tabii ki çok iyi arkadaş. Ponçik'le, bütün köpeklerle arkadaş, bir de kedilerle anlaşamıyor. Kedilerle kavga ediyor. Değişik bir can. Bu da bizim Çanakkale'li ortopedik sorumlu canımız. Bu az önce çıkmamıştı. Şundan dolayı çıkmadı. Bu çünkü çok her yerimizi yediği için böyle şunu çekememiştim. O da çok güzel bir kırma. Kangal kırması yani. Evet, barınak bunların yeri arkadaşlar. Bu canların. Bu şekilde tedavisi devam eden, bu şekilde tedavisi bitip hiçbir şekilde dışarıda yapamayan canların yeri. İki tane boru var yani burnunda, burun deliği yerine. Ve üç bacakların. Burası tümüyle üç bacaklara ait. Barınakta şu an 12 tane üç bacaklı var. Körler var. Ortopedik sorumlu canlar var. Basabiliyor, gördünüz mü? Bandaj yarın çıkartılacak. Ama basabiliyor yani, bacak kırıktı. Bu canı da sahiplendirdik, ufaklığı. İnşallah pazartesi günü kaymakam bey alacak. Kendisi sahiplenecek yani. Değerli arkadaşlar, barınağımıza hem desteklerinizi hem de ziyaretlerinizi bekliyoruz. Ziyaret ederseniz onur duyarız. Herkese iyi akşamlar dilerim.